Çok berbat dostum. Şöyle söyleyeyim. İki tane şey söyleyeceğim size. Buyur. Birincisi özellikle Türkiye'de AKP hükümeti için söyleyeceğim bunu. Suriye ve Afgan. Yani bunları derhal göndermeli. Öyle lamıcım yok bu iş. Hı hı. Hakikaten yok yani. Bunun için ne? Buyur. Bu çok önemli benim için ya. Yani ben ülkemde yalnız kalmışım ya. Ben bugün Mercan'dan geliyorum şimdi. İnan Mercan'da Türk yok ya. Türk yok yani. Şimdi şeyden geliyorum. Nedir o? Marmara'ya bindim. Ya ayak üstüne atmış. Öyle bir oturuyor ki ben evimde öyle oturamam ya. Bu ne küstahlık ya? Kimden alıyorlar bu gücü? Ya. Kimden alıyorlardır abi? AKP hükümetinden alıyorlar kesinlikle. AK Parti hükümeti dedin ama Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz ki bir ay önce şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz göndermeyeceğiz demişti. Şimdi göndereceğiz. Şimdi de böyle, evet. Neden? Dün çünkü halkın tepkisi var. Yani şu an çıksın %95 halk istemiyor bunları. Hı hı. Ama maalesef uygulamıyorlar. Neden istemiyoruz? Aslında birazcık detaylandıralım neden abi. Neden istemiyoruz? Bak benim anneannem 1,5 yıl önce hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. 76 yaşında öldü ve ondan 1,5 yıl önce evde oturuyoruz. 10-12 şehit gelmişti. Sabah kahvaltısı yapıyorum ailemle. Annem ne dedi biliyor musun? Benim biraderim dedi ki abi gidelim yazılalım. Sınıra gidelim orada savaşalım dedi. Böyle yaptı şimdi. Annem de dedi ki oğlum ya ben hani gözlerim pek görmüyor. İşte bastonla beni götürün oraya. Askere dedi yemek yaparım ben. Düşünebiliyor musun? Biz böyle bir evladın torunlarıyız ama onlar o namussuzlar geliyor burada. Krallar gibi ya. Krallar gibi ya. Benim ülkemde krallar gibi. Yok öyle bir dünya. Yani bu ülke böyle ne Recep Tayyip Erdoğan'ın ne AKP hükümetinin babasının tarlası değil kardeşim. Hani görüyor musunuz? Şuraya bir bakın Allah'ını severseniz ya. Bir bakın izleyin. Aslında bu mikrofonu tutuyorsunuz ya bu kameraları. Girin insanlar alışveriş yapıyor mu yapmıyor mu onlara bir bakın. İnan şöyle kimse yapmıyor yani yapamaz. Ya 350 lira metroda bonfilanın kilosu ya. Dalga mı geçiyorsunuz ya? 350 şöyle diyorlar lira kilosu ya. Şuna da hani dedin ya işte girin bakın diye dükkanlara. Alışveriş yapmıyor insanlar geziyor sadece onu söylüyorum. Bazı vatandaşlarımız da şunu da söylüyor ama diyorlar ki işte dükkanlar dolu, kafeler dolu, işte ekonomi nasıl kötü olabilir? Hangi kafeler ama dolu? Yani hangi kafeler dolu? Şimdi Nişantaşı'nda çok lüks barlar da var mesela. Yani adam orada bir gece 20 bin lira veriyor. O başka bir tabaka. Türkiye'nin %70'i geçimini çok zor sağlayan insanlar. Bak benim ekonomim çok iyi. Şimdi belki bunu yayınlayacaksınız. Benim adım Ahmet, soyadım Duru. Yani benim 15-17 bin lira aylık gelirim var. Ya benim durumum iyi ama hani ben genel olarak baktığımda insanların durumu kesinlikle hiç iyi değil. Aslında kesinlikle sen iyi toplum değil. Olarak bakıyorsun. Kişisel. Aynen. Daha çok... Tabii ki. Yani ben toplum olarak baksam elim cebimde gezerim ya. Umurumda değil yani. Emekliyim de 54 yaşındayım. Ama emekli maaşım öyle çok yüksek değil. Daha önce tekstil işi yaptım. Oradan kazandıklarımızla yaşıyoruz işte. Sen abi iyi bir gelirim var. Hani iyi sayılabilecek bir gelir değilim ama vatandaşın genelinde dedin ki 4250 lirayla çalışıyorlar. Ya geçinemez. Askeri. İnan var ya makarna ile bile beslenemez. Bak çok klişe bir laf. İnan yani o 4000 5000 lira alan 4000 5000 lira alan bir kişi inan makarna ile beslenemez ya. Dalga geçiyorlar ya. Ama i̇nan abi, dalga geçiyorlar ya. Geçinebiliriz diyenler de var. Ya onlar şimdi ben anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum ya. Görmüşsündür yani, de mutlaka. Var benim çevremde de var. Yani muhtemelen nemalanıyorlar diye düşünüyorum. Ya geçinemez dostum. Yani şükür etmek başka bir şey. Bak o başka bir şey. Yani Allah'a şükretmek başka bir şey ya. Ben Allah'ıma her zaman şükrediyorum. Elim ayağım tutuyor yani. Ama o başka bir şey yani. Yukarıdakiler bizlere şükredin diyorlar ama kendileri saltanatlık sürdürüyorlar. Ya bakın çok korkunç bir şey bu ya. Yani sen tamam Cumhurbaşkanı elbette iftar verebilir. Verecek de bana mı soracak? Olması ama gereken ama de Bülent Ersoy'a da iftar verme arkadaş ya. Verme abi ya. Bu nedir ya? Ver garibana ver ya. Garibana iftar ver ya. Bir dönem şu demişlerdi işte çok fazla abartılıyor. Denildiği kadar ekonomik kriz yok. Korkunç bir kriz var dostum. Korkunç. Yani şu an insanların hiçbirisi inan yani belli bir kitle var. Bak onu saymıyorum. Onun dışındakiler inan aç ya. O geçiniyorum diyen de yalan söylüyor yani. Yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor ya. Kesinlikle yalan söylüyor. Açlık. Ya bak sor o arkadaşlara de ki en son kuzu pirzola ne zaman yedin? Fiyatını bilmez, şeklini, şemalini bilmez ya. Bilmez yani. Tatile ne zaman gittin? Belki evlendiğinde 20 yıl önce balayına çıkmıştır. O kadar. Tatil nedir bilmez. Bizim niye? Hakkımız insanların hakkı değil mi abi? Geçsinler, tatile gitsinler, Antalya'ya gitsin, Bodrum'a gitsin. Bizim niye hakkımız çıksın? Hakkımız. Hakkımız ama hakkımız yapabiliyor muyuz? Bak mesela şimdi açıklama muyuz? Yaptılar. Ya yapıldı mı tam bilmiyorum da kulaktan dolma konuşmayayım. Emekliye 1100 liraydı galiba değil mi? Zam yapılmayacakmış herhalde. Şey, değil mi? Bayram ikramiyesi. Evet ikramiye. Doğru. Yapılmayacak evet. Değil mi? Neden yapılmıyor? Neden yapmıyorsun ya? Batıyor mu yani? Orada 500 lira yaparsan bu ülke batar mı ya? Şey, sence abi neden yapılmıyor? Yapmıyorlar işte abi. Halkı iyice hareket kabiliyetini sıfıra indirdiler. Mesela bak konudan konuya atlıyoruz. Yap 3 tane çocuk, yap 5 tane çocuk. Ya arkadaş sen kendine bakamıyorsun ya. Çok affedersin götünde donun yok ya. 3 tane çocuk yapıyorsun 5 tane ondan sonra Allah onun rızkını verir. Yok ya sana beyin vermiş. Allah Rabbim beyin vermiş sana. Kendine bakamıyorsun 3 tane çocuk yapıyorsun. Niye yaptırdı hükümet bunları? Neden olabilir abi? Neden 3 çocuk? Abi çok basit hareket kabiliyetini
kabiliyetini sıfıra indirdi senin. Toplum olarak hareket kabiliyetini sıfıra indirdi. Buydu, bunu yaptılar işte yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki muhalefetin abarttığı kadar hayat pahalılığı veya işte kriz denilen bir şey yok. Algı yaratılıyor denmişti. İşte ekmek kuyrukları olsun, yağ kuyrukları olsun, bunlar hep algı demişti. Ama daha dün yapmış olduğu açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrardan şunu söyledi. Hayat pahalılığının farkındayız ve biz ve teşkilatlarımızla bunun üstesinden geleceğiz dedi. Şimdi bak, çok basit bir şey daha söyleyeyim. Siz 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz değil mi? 20 yıldır ülkenin geldiği nokta eğer burada, bu kaostaysa, o zaman bunun tek sorumlusu vardır AKP iktidarı. Lamıcı mı yok bu işin? Yani siz mesela bir şirketiniz var sizin, bir tane CEO tutuyorsunuz. Bir yıl sonunda bütün raporlara bakıyorsunuz değil mi? Şirket kar etmediyse gönderiyorsun bunu. Doğru mu? Evet. Ama biz bunu göremiyor ya. Bizim halk göremiyor yani. Gitmeli yani. AKP hükümeti hakikaten gitmeli. Ben siyaset yapmıyorum. Neden ben gitmeli? Hiçbir siyasi şeyle de bağım yok benim. Yani ben ülkücü Türk milliyetçisiyim ama hiçbir şekilde hiçbir bağım yok. Neden gitmeli abi? Gitmeli dedi. Ya arkadaşım gitmek zorunda yani. Niye gitmeli ya? Görüyorsunuz işte insanlar gerçekten huzurlu değil. Ya bizim mesela mahallemde, ben Küçükçekmece'de oturuyorum. Gelin insanları görün ya. Garibanları görün orada. Pazardan şey topluyorlar. Hani pazar bitince böyle sandıkları atıyorlar ya. O en son o artık çarık çürük, onları alıyorlar, topluyorlar. Domates 30-35 lira. Çok klişe bir laf ama ya yeme. Niye yemeyeyim abi? Mevsiminde. Niye yemeyeyim? Niye melemen yapmayayım ben ya? He? Mevsiminde. Geldiğimiz nokta korkunç kaos. Yani bunun da tek sorumlusu AKP hükümetidir. Öyle bir şey yok. Savaş. Dünya var oldukça Türkiye'nin üzerinde oyunlar zaten oynanacak. Sen öngörülü ol ya. Öngörülü ol yani. Tabii ki orada Ukrayna'da savaş bitse başka bir yerde başlayacak. Sıkıntı yok. Yani muhakkak bir yerlerde başlayacak. Ama sen ekonomini düzelt. Üretim yap. Üretim yok. Ben tekstilciyim mesela. Bana bir tane Türkiye'den marka söyle ya. Niye mavi cins diye biliyorum. Ya o da zaten patiska üretti Amerika'ya. Aynen. Markalaşma yap. Türkiye'de tekstilcileri markalaştırma yap mesela. Sahte ürünler yaptırma. Fason atölyesiyiz. Biz fason atölyesiyiz. Sahtede de çok iyi yapıyoruz yani marka kıyafetleri. Ama dünya kendimiz yapsak. Mesela Zara gibi İspanyolların ünlü markasını biz üretiyoruz. Kendi markamızı üretelim. Kendi markamızı yapalım yani. Hani o desteklesin, yapılsın yani. Niye yapılmıyor? Hani niye biz bir şeyler üretmiyoruz ya? Destek olacak. Ben Dubai'ye ürün gönderdim. Gümrük maliyetleri korkunç, baş edemedim, bıraktım işi. Bugün bir şey dikkatimi çekti. Suriye'den bir şey ithal ediyoruz. Suriye'den. Yani ya bak, Brezilya'dan soya sosu işte saydım böyle. Saydım. Buğday, pirinç. Evet. Suriye'den de fiyatlar diye. Suriye'den de bir şey ithal ediyoruz ya. Efendim? Bilemiyorum sevgili kardeşim ama ya çok acı bir şey değil mi ya? Hani savaş var. Biz oradan ithal şey alıyoruz değil mi? Ne kadar korkunç bir şey değil mi? Bir de diyorlar ki abi bunun sorumlusu hükümet değil. İşte yanındakiler Tayyip Bey'e anlatmıyorlar. Saklıyorlar. İşte dış güçler bizimle oyun oynuyor. Tamamıyla. Ya şu dış güçler lafına öyle sinir oluyorum ki arkadaş ya. Hani telefonu göster, bir de dış güçler. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti binlerce yıllık tarihi var ya. Her zaman bize dış güç olacak yani. Dünyada bizim bir tane dostumuz var, Azerbaycan. Başka yok, gerisi hikaye. O yüzden o dış göç hikaye. Peki abi, hayat pahalılığına da zamlara da değinmek istiyorum. Elektrik, su, akaryakıt olsun. Korkunç. Bu artışları korkunç. Neye bağlıyorsun? Neden bir anda her şey bu kadar artmaya başladı? Ve günden güne artmaya şimdi başladı. Senin üretimin yoksa, tamam mı? Her türlü sana işte nedir, tarladaki şeyi nasıl yapacak onu mesela? Mazot, efendime söyleyeyim gübre, değil mi? Bütün hepsi bunların pahalılanıyor. Doğal olarak da bize gelene kadar da fiyatlar uçuyor. Sen üretim yaparsan, ya Trakya'da mesela gidin bakın, ayçiçek tarlaları yok ya. Eskiden ayçiçek tarlalarını görüyorduk biz. Neden yok? Fabrikasyon yaptılar oraları. Yıkama fabrikaları kurdular. Sen tarımı, orada hayvancılığı hepsini men ettin. Dolayısıyla orada bir üretim yok. Üretim olacak. Üretimin olmadığı yerde sen fason atölye olursun yani. Men etti dediniz. Bir ülke sizce işte hayvancılığını, tarımını neden men eder? Neden yapmak istesin böyle bir şey? Ya da neden yapmıştır diyelim. Sence neden? Ben cevap vermeyeyim abi. Bu sefer yanlı oluyorum. Başka şeyler söyleniyor. O zaman da ben de yanacağım. Neyse. Yok, yanlı oluyorum şöyle. Ben. Bu sefer diyorlar ki sen tarafsın demeye çalışıyorum. Ya bir taraf, herkes bir taraf. Herkes bir taraf abicim. Ben de bir tarafım. Herkes bir taraf yani. Ya bir de millet korkuyor. Ben anlıyorum onu yani. İnsanları da anlıyorum yani. Adam şimdi emekli lan diyor. Bir şeyler konuşursam emekli maaşımı keserler diyor. Yaparlar mı? Yaparlar abi. Bu korku neden bizim işimizde oluşmaya başladı? Ya da oluştu, büyüyerek devam etti. Vallahi bunu çözemiyorum. Bazen aşıya yoruluyorum ya. Ulan diyorum, aşının içinde bir şey mi var hani? Biz niye bu kadar tepkisiz ya? Ya benzin 25 lirayı buldu neredeyse. Ya tepki yok, tepki. Ben arabamı çektim, isyan ettim. Baktım arkadan 2 kişi destekledi. 40 kişi sesini çıkartmadı ya. Yani 50 kişi vardı. Orada 2 kişi, 3 kişi tepki gösterdi. Sorgulama yeteneklerimizi mi kaybettik? Kaybettik abiciğim. İnan yani biz artık tepki göstermeyi bile bilmiyoruz yani. Tepkisel bir toplum olmuşuz. Kaderine mahkum. Ama Bakan Nebati de tam tersi. Senin söylediklerinin tam tersini söylüyor aslında. Diyor ki işte dolar kurunda yerini oturttuk. Ekonomiyi de yerine oturtturacağız. Çok acıyorum ona ben ya. Niye abi? Acıyorum. Kukla. Kukla. Yazık yani. Sen bir bakansın yani. Kukla gibi yönetiliyorsun orada ya. Yani ben mesela yıllarca üst düzey yöneticilik yaptım şirketlerimde. Patronum başka, saygı başka ama işim de patronumu da aytan
tanımazdım. Ya siz bakansınız orada. He, bütün bakanlara dikkat et. Bak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Recep Sayın Cumhurbaşkanım demeden 6 kelime söyleyemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın tamam Cumhurbaşkanı eyvallah ama 6 kelime söyleyemiyorlar. Ya mecbur mu diyorsun abi? Ya, yani abi, söyleyemiyorlar yani. Bakan sen söyle ya. Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı hepsi hiçbirisi söyleyemiyor, konuşamıyor yani. Bir de toplumumuzda sanki böyle bir ayrışma demeyelim ama ayrışma var. Çok ciddi ayrışma farklı var. Farklı görüşlere var. Karşı. Mesela ben önceki gün metroda dedim ya size 350 lira bonfilanın kilosunu gördüm. Orada tepki gösterdim. Arka tarafta da iki tane sakallı bana tepki gösteriyordu. Ne diyor abi? Ya mimikleriyle. Döndüm bir şey mi diyorsun dedim. Yo dedi böyle yaptı. Bak ulan 350 lira ya. Nedir lan? Niye sen yiyemiyorsun? Yedin mi bonfile? Yediniz mi? Niye yiye? Bu millet herkes yemeli abi. Bonfile de yemeli, pirzola da yemeli, tatile de gitmeli. Ama yemeyelim, yapmayalım, etmeyelim diyorlar abi. İşte. Toplum artık kaderine mahkum edilmiş abi. Bilmiyorum. Peki abi vatandaş olarak beklentilerimiz nelerdir? Hükümetlerden, siyasilerden ben şu an olsun. Ne bekliyorum biliyor musun? Bir an evvel bu AKP hükümetinin yıkılmasını istiyorum. Yerine gelecek kim gelirse gelsin herhalde daha başarılı olur diye düşünüyorum. Olur yani, muhakkak ki olur. Değişimden yanasın. Kesinlikle olmalı yani. Değişim olduğu zaman sence neler değişebilir? Hayatımızda üretime, neler? Üretime katkı sağlarlar. Görüyorsun işte bak o kadar boşluklar var. Üretime katkı sağlar. Üretim olmadan hiçbir şey olmaz dostum. Yani biz üretim yapmak zorundayız. Yani biz kendimiz üreteceğiz. Tarımda, hayvancılıkta her şeyi kendimiz üreteceğiz. Yani her şey boktan ya. Mesela araba alıyorsunuz. 200 bin liralık bir arabayı bize 450 bin liraya satıyorlar ya. Al ben arabamı bugün sigorta yaptıracağım. 2000 lira. %25'e zam geldi diye biliyorum. 2000 lira artı 50 bin lira karşılıyor şeyini. Hasar masrafını. Ya bugün bisiklete çarpsan 60 bin lira masraf çıkar ya. Doğru. Kasko yaptıracağım 7 bin lira, 8 bin lira, 12 bin lira. Yani. Bu vatandaş arabası olan nasıl yapacak? Kimse kullanmıyor ki arabasını. Git herkesin evinin önünde duruyor. Ama şunu da diyorlar abi. Her evin önünde 3 tane araba hepsi var. Hepsi borç batağına saplanmış. İnan Türk toplumunun belki %80'i hani böyle bir resmi veri yok ama borç batağına saplanmış. Artık günü mü yaşıyoruz? Ya anı mesela kayınvalidesinden ya kayınpederinden ya da böyle çok iyi samimi dostlarından borç alarak günü kurtarmaya çalışıyor. Ya da ikinci kredi kartını alıyor. Üçüncü kredi kartını. Borçla borç ödenir mi soruyorum sana. Ödeyemezsin. Ödenmez. Borcu borçla kapatamazsın. Her geçen gün kötüye gidiyor. Yani boşanmalara bak. Evet aile içinde korkunç sıkıntılar da olmaya başladı. Hepsine yansıyor işte. Abi. Ekonomi. Ya geçimsizlik ya. Ekonomi yani akşam adam eve gidiyor. Evine çocuğuna bir şey alamamış. İstediği şeyi alamamış tatlıyı. Ya ben şurada tatlı sordum 250 lira dedi kilosu ya. Be insaf ya. Bir anne babanın işinde çocuğuna alamamak en kötü durumdur galiba. Tabii bir ki, baba olarak tabii da ki, tabii ki, tabii ki korkunç bir şey yani bu. E ne oluyor bu sefer artık tartışmalar başlıyor. Yani ortada hiçbir sebep yok. Tartışıyorlar hakaretler, fiziki müdahaleler. Sonra film kopuyor. Toplum olarak mı? Bak abi suratlara bak ya. Kimsenin suratı gülmüyor ya. Bu suratlar yani, nasıl gülüyor? Abi gülmez bak. Yani şu an Allah muhafaza birininle yanlışlıkla çarpışsan yani anında kavga çıkar yani. Herkes barut fıçısı tabii, mı diyorsun? Tabii. Korkunç yani. Kadın da öyle, kız da öyle, erkekler de öyle yani. Peki abi bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanmayacaksın? İyi Parti'ye vereceğim. Neden İyi Parti? Meral Hanım'a. Neden Meral Hanım? Neden Meral Hanım? Şimdi bir milliyetçi bir dünyasının olduğunu görüyorum. Hani dünya görüşü bana yakın öyle düşünüyorum. Ama İyi Parti'yle de bir bağım yok onu da söyleyeyim. Yani hiçbir siyasi partiyle bağım yok. Yani siyasi partiler benim için mesela ben bir Fenerbahçeliyim artık Fenerbahçe'yi de tutmuyorum. Çünkü niye? Deme ben de Fenerbahçeliyim tutmaya devam abi. Artık hani futbol takımı gibi oldu siyasette. İşte siyaseti de futbol takımı gibi destekliyorlar. O yüzden her ikisinden de koptum. Niye yani, abi futbol takımı oldu? Yani futbolda da bir düzen var. Hani oyun var, tezgah var yani. Görüyoruz bunu açık açık yani. Halk arasında şöyle bir durum da var abi. Aslında muhalefetten yana da bir dertleri var, sıkıntıları var. Muhalefetin de tam anlamıyla gelecek vaat etmediğini, projelerini sunmadığını söylüyor. Ya kim söylüyor bunu mesela? Vatandaş. Tamam vatandaş kim ama? O zaman şöyle diyelim. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı diyoruz ya. Cumhur İttifakı diyeyim ben size. Öyle söyleyecek tabii ki. İşlerine gelmiyor. İşlerine gelmiyor. Öyle söyleyecekler tabii ki. Ya şimdi zamları onlar yaptı. İşte ya, başka şeyi onlar ya yaptı. Arkadaş ya. CHP yaptı ya. Deniliyor genelde ama. Ne diyeyim dostum ya. O konuda çok şey söylemek istiyorum da susayım. Öyle mi diyorsun? Evet. Peki abicim çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ağzına sağlık. Eyvallah. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol.